Arkadaşlar merhaba. Bugün hızlı bir kutu açılışı yapıyorum. Çünkü bir süredir beklediğim Temu siparişim geldi. Bu ikinci siparişim aslında ama daha önce geldi ikincisi. İlkinden hala ses seda yok. Şimdi şunu kenara ayıralım. Neler aldığımıza bakalım. Zıvır zıvır ürünü aldık açıkçası. Neler geleceğini veya neler gelmeyeceğini bilmediğimiz için. Bu matkap ucuna vidayı tutturmak için. Vidayı sabit tutuyor. Matkabınıza işlem yapıyorsunuz. Aslında bunun amacı bu. Küçük bir parça. Bunu çok ucuza almıştık. Bunların hepsi açıkçası çerçöp fiyatı. Evet. Bu neydi? Evet, bunu hatırlıyorum. Bu her eve lazım. Ne işe yarıyor? Arkadaşlar sakal kestiğinizde bunu cama veya duvara yapıştırıyorsunuz. Karınız size kızmasın. Aynen öyle. Eşiniz size kızmasın. Buraları neden kıltıyor diye. Bunun amacı buydu. Bunu hemen kenara ayırıyorum. Hatta bir tane eksik demiştim. Bunda iki tane varmış. Süper. Şarjlı bir lehim. Bu açıkçası lazım olacağını düşündüm ve fiyatı çok iyiydi. 200 lira civarı. Kutulu bir şekilde gelmiş. Bakalım. Şu şekilde. Muhtemelen bunların şarjları yok. Ucuyla birlikte. Bunu da şarj ettikten sonra göreceğiz. Hızlı geçmeye çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü çok ıvır zıvır var. Evet. Arkadaşlar bu banyo için üzerinde sticker var. Neyse. Paslanmaması için aldık ama biraz bunlar deforme olmuş. Ama zaten alüminyum olduğu için düzelir. Bunu açıkçası 200 lira civarına aldık ama alüminyum oluşu zaten bizim için öncelikliydi. O konuya önem veriyorduk. Bu da yapıştırmalı şekilde kullanıyorsunuz. Bunu da kenara bırakalım. Toz fırçası 20 lira. Bunu da araç ve benzeri kullanabilirsiniz. Bunu zaten bu buradaki 1 milyoncu mantığıyla çalışan marketler var biliyorsunuz Mr. Dye gibi. Onlarda göreceksiniz bunlar 20 lira civarı. Orada da zaten 10 liraya 15 liraya geliyor. Vergisi de yine 20 lira. Ama toz değil de kontür fırçası bence olur. Evet. Bakalım bundan ne çıkacak. Şöyle açalım. Bakalım bunlar ne çıkacak. Bunu bayağı güzel paketlemişler. Ha, Oral-B'nin uçları. 60 liraya aldım arkadaşlar. Tanesi 20 lira, pardon hatta 15 liraya geliyor. Burada 100 lira civarına geliyor tanesi. Ama tabii kalitesi nedir, nasıldır onu uygulayınca göreceğiz. Cırt cırt. Bu kabloları cırt cırtlamanız için 20 liralık bir ürün. Bu arada çok iyi çalışmışlar. Tebrik ediyorum. Bu ne? Ha, lehim ve ıvır zıvır için cımbızlar. 6 parça. Bu da 50 lira civarıydı. 40 lira da olabilir. Tam hatırlayamadım. Bunlar şöyle, bunu anahtarlık olarak düşündüm arkadaşlar. 10 tane rastgele renk seçebiliyorsunuz. Anahtarlık oluyor, renk renk. Bunun da meselesi bu. Bunu da kenara ayıralım. Hop. Paket kapatıcı, mıknatıslı arkası. Zaten bunu görmüşsünüzdür, uzun süredir var bu zaten.
Ama lazım da açıkçası. Bunu da almış olduk. Bu ise matkaplarla duvar veya tavan delerken etrafa tozu dağıtmaması için kullanılıyor. Tam verimli değil izlediğim kadarıyla ama yine tozun yarısından fazlasını topluyor mu işi görür yani. Zaten 10 liralık bir parça. Küçük matkap uçları, pardon tornavidalar. Göreceksiniz. Minik ufak alanlarda çok iş görecek. Bunların da 10 liraya geldiğini söyleyebilirim ikisi için. Bitmiyordu. Bir tane daha var. Az önceki incelediğimiz. Gerçekten evin ihtiyacını almışsın kocacığım. Aslında bu benim ihtiyaçlarımdı. Aynen. İlk paket senin ihtiyaçlarındı. Senin şansına. Benimki daha gelemedi. Evet. Bundan bir tane daha geldi. İki tane almışım. O kadar uzun zaman oldu ki aldığımızı unuttuk. Evet. Bu ne? Ha bu havluluk. Allah Allah, bundan bir tane daha çıktı. Etti 3. Ama ondan ben 2 tane almıştım. O nasıl geldi bilmiyorum. Bu da yapıştırmalı arkadaşlar. Fayanslara genelde kullanabilirsiniz. Öbür türlü zaten başka bir yere yapıştıramazsınız. Ne çok şey almışım ya. Ha. Bunlar kelepçe. Bu da kelepçeyi bir yere sabitlemek için kullanabileceğiniz malzeme. Bunların ikisi 50 lira. Türkiye'den almaya çalışsanız buna 150-200 paket için konuşuyorum. Öyle bir meblağı vardı. Lazım olur diye aldım. O ne? Bu açınca göstereyim. Asa gibi dedi. Matkabı takıyorsun. Buradan çeviriyorsun. Yani matkabın girmediği alanlarda ha, uzatıyor. Uzatıyor ve bükebiliyor. Anladın mı? O da öyle var. Bu da 60 lira. Kablo cırtçıkları. Bunu bir yere yapıştırıp cırtlayabiliyorsunuz. Masa altlarında laptop şarjları için bunu açıkçası düşündüm. Bu da 20 lira. Ha bu. Bu akne cımbızı olarak geçiyor. İnce uçlu. Bunun da yanlış hatırlamıyorsam 30 veya 40 liraydı. Diğerlerinden farkı ne? Bu biraz daha steril. Üzeri paslanmaz bir şeyle kaplıydı. Inox ve benzeri bir şey yazıyordu. Bu kontrolcü için kılıf. Bu da 150 lira civarıydı. İçi malzemesi güzel. Bitmiyordu. Bundan bir tane daha arkadaşlar. Dur bakalım başka neler var? Şöyle dökelim. Sırayla açalım. Kutu bitti. Bir tane daha paket kapatıcı. Bu ince delikli aletlerin içini temizlemek için, bu duş başlığı için yazılmış. Ben bunu başka yerlerde kullanırız diye işimize yarar diye aldım açıkçası. Bu da 10 lira bir şey. Bakalım bu neymiş? Ha. Bu da masaya sabitleyip lehim yapabileceğiniz bir uç. Bunda yanlış hatırlamıyorsam 100 liraydı fiyatı. Malzeme kalitesi gayet iyi, sağlam yani. Şöyle söyleyeyim, bakın bükülmüyor da. Bu da güzel, hoşuma gitti. Bu sipariş için genel değerlendirmem gayet güzel arkadaşlar. Bunların her birine verdiğim paralar Türkiye'nin belki 1/3. Bir de bu vergi diliminden önce aldık bu arada, onun altını çiziyorum. Şu an açıkçası yani alınır alınmaz gibi düşünebilirsiniz. Çünkü %60'a yükseldi biliyorsunuz vergiler. Bu video için hızlı bir açılış yaptım. Bunların inceleme videosu muhtemelen olmaz çünkü çok ıvır zıvır var. Asıl inceleme diğer pakette olacak. O sanırım hala gümrükte. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.